Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Evet, bari bir yelpaze falan alsaydım. Güzelliğine bakın şu kupanın. Afiyet olsun o zaman. Aloha! Yepyeni bir kitap önerisi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ve bu video benim için özel videolardan biri. Çünkü burada ele alacağım 6 kitabı da hem İngilizce olarak okudum. Ve bu benim için bir başarıdır. Çünkü hani İngilizceyi böyle gerçekten hani özellikle pandemiyle beraber uzun zamandır pratik etmediğim için ve kullanmadığım için unuttuğumu düşünüyordum. Hani İngilizce okumayı 3 kitabı okudum, 3 kitabı dinledim. Şimdi paylaşacağım. Onları başardım. Bir de heyecanlı olmamın bir diğer sebebi bu 6 kitap da Access kitaplarından ve zaten hani bu videoyu izlemeden önce eğer seçerseniz Access Bars nedir? Benim hayatıma ne gibi katkıları oldu? Ben hani Access Bars'la hayatım nasıl değişti? Bunları biraz anlattım. Bir de tabii ki aldığım eğitimlere de değindiğim bir video vardı. İsterseniz hani bundan önce onu izleyin. Şuraya bir yerlere hatta koyalım. Ondan sonra bu videoyu da izleyebilirsiniz. Hani Access nedir? Kardelen tam olarak neden bahsediyorsun diye hani kafası karışanlarınız olursa bunu böyle parantez açıp parantezi kapatıyorum. Ve evet, şunu diyordum. 3 tane İngilizce, yani Türkçe'ye çevirisi bu 6 kitaptan arkadaşlar, birinin Türkçe'ye çevirisi var, diğerlerinin yok. Ve ben 3 kitabı okudum. Zaten şimdi birazdan size hani bu okuduğum 3 kitabı paylaşacağım, anlatacağım. Diğer 3 kitabı da dinledim. Storytel'de bulamadığım için de Audible diye bir uygulama var. Oradan dinledim. Ve yani gayet de keyif aldım açıkçası dinlerken. Hatta yani birini özellikle yine şimdi anlatırken bahsederim. Bir daha dinlemem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü okurken hani altını çizebiliyoruz. Böyle biraz daha, en azından ben öyleyim. Dikkat kesilebiliyorum. Ama dinlerken mesela işte iş yaparken, ne bileyim, bir yerden bir yere giderken, araba kullanırken falan hani, ya da hani oradan buraya giderken otobüste, dolmuşta kulağımda hep olduğu için her an çok dikkatli dinleyemeyebiliyorum. O yüzden özellikle bana bir şey kattığına inandığım ya da benim gerçekten çok ilgi alanım olan konularla ilgili bir kitapsa, onları bir değil de böyle 2 kere, 3 kere, 4 kere dinlemeyi çok daha fazla, müthiş, çok daha fazla, daha seviyorum, daha da seviyorum. Böyle işte arkadaşlar, konuyu anladınız. Şimdi ben lafı uzatmadan önce Access kitapları nedir? Biraz böyle bunlardan bahsedeyim. Zaten dediğim gibi hani ben böyle bir videoda özellikle hani size şöyle kısaca ve topluca anlatayım kendi hikayemden ve ben bu yola nasıl çıktım, beni nasıl etkiledi, bundan biraz bahsedeyim diye, ayrıca tabii ki de Access Bars'ın ne olduğundan, onunla ilgili bir video çekmiştim ve o videoda da zaten bahsetmiştim. Hani Access'le ilgili birçok kitabın var olduğundan. Hatta Instagram'dan takip ediyorsanız şuralara koyuyorum. Storylerde de ara ara böyle okuduğum kitapları, bazen böyle altını çizdiğim yerleri de sizlerle paylaştım. Size de sordum, hani bu kitapların Türkçesi yok, hani İngilizceleri var. Hani çünkü son zamanlarda bunları okuduğum için YouTube'a bir video gelsin mi, size anlatmamı ister misiniz diye siz de evet dediniz. Dolayısıyla da bugün bu videoyu çekiyorum. Şeyi söyleyeceğim, şimdi Access kitapları ne demek? Hani neden böyle Access kitapları? O da şu demek aslında arkadaşlar, hani Access böyle gerçekten deniz, derya. Hani bunu böyle bir okyanus olarak düşünürseniz, mesela yosunlar ya da mercanlar işte onun bir alanı. İşte Talk to the Entities diye mesela Shannon O'Hara'nın eğitimleri var. Hani çok kabaca anlatıyorum. Ne olduğundan, neden bahsettiğinden şimdi kitabı anlatırken değineceğim ama o böyle bir alanı. İşte Simon Milasas diye bir kadın var mesela. O işle ilgili, daha çok parayı hayatınızda yaratmakla ilgili, bolluk bereketle ilgili eğitimler veriyor. Dolayısıyla da demek istediğim, işte Dane zaten ESP, COP, yok SOP diye böyle başka onun oluşturduğu bazı eğitimler var. Yani farklı farklı alanlar var Access'te ve hani birçok alanda da kitaplar var. Olay da bundan ibaret çok kabaca. Access kitaplarının bir de en önemli özelliği arkadaşlar, sorular sordurması. Yani size böyle hap bilgiler verip de
bununla hayatınız 180 derece değişebilir. Alın bunu kullanın falan gibi çözüm odaklı şeyler sunmuyor. Yani eğer böyle ben kişisel gelişim kitapları istiyorum, olumlamalar istiyorum, aman da ben bunu okudum hayatımda çok değişecek gibi böyle arayışlarınız varsa hiçbir şekilde bu kitaplara bakmayın derim. Çünkü öyle şeyler sunmayacak size. Aksine daha fazla farkındalık, daha fazla soru sormak, daha fazla yaratım ve sizi ne limitlendiriyor, ne sınırlandırıyor bunlara bakmak isterseniz ve gerçekten kendinizle biraz olsun yüzleşmeyi seçerseniz ve yargılamak yerine de gözlemlemeyi seçerseniz bu kitaplara göz atın derim. Ve bunlar arkadaşlar son olarak da baş kaldıran böyle biraz da hani kimsenin ya da birçok insanın söylemeye cesaret edemediği şeyleri söyleyen ya da sormaya cesaret edemediği soruları soran kitaplar diyorum. Ve artık lafı daha fazla uzatmadan ilk kitabımız olan The Lady kitabıyla başlıyorum. Şimdi bu kitap The Lady, hanımefendi kitabı. Gary Douglas zaten yazarı ve 2020 yılında yazılmış arkadaşlar. Hani Gary Douglas... Benim bildiğim kadarıyla bir eğitimini böyle kaydediyorlar. Ondan sonra o kitap haline geliyor. Yani bu kitap öyle ortaya çıkıyor diyebiliyorum ben. Tabii ki de aranızda Access'le ilgilenenler ve söylediklerimde Kardelen öyle değil de şöyle olabilir diyenleriniz ve bilgiden emin olanlarınız varsa lütfen siz de yorumlara yazın, yorumlarda buluşalım diyorum. Bu kitap arkadaşlar ilham olmakla ve zorlamamakla ilgili. Bunun yanı sıra gözlemlemek, farkında olmak ve yargılamamakla ilgili. İnsanların neyi alıp kabul edeceklerinin farkında ol, ne vereceğindense. Yani ne vermek istediğimize odaklanmaktansa aslında insanlar bizden neyi talep ediyor ve biz onlara ne verebiliriz, onlar neyi kabul eder. Bunun farkında olmamızı bize sağlıyor diyeyim. Sen bir hanımefendi misin yoksa bir kadın mı? Biliyorum bu böyle vurucu bir cümle ama zaten kitabı okumayı tercih ederseniz hani detaylarıyla bayağı bir şeyler anlatıyor. Ve zaten bu kitapları okurken arkadaşlar hani bu şeyle ilgili bir kitap değil. Aman da işte hanımefendi olmanın 50 sanatı. İşte yok kafamızda hani dik yürümek için kitaplar taşıyalım. Eskiden vardı hani öyle hatırlayanlar belki vardı böyle Türk filmlerinde falan olurdu. Yok işte şöyle yemeliyiz böyle görgü kuralları kitabı gibi bir kitap değil bu. Türkçe'yi dediğim gibi çevrilmedi ama çok farkındalık sağlayan bir kitap. Özellikle kadınların okumasını önerdiğim bir kitap. Bunun yanı sıra hani her kitaptan size böyle birkaç tane yeri alıntıladım. Yani alıntıladım daha doğrusu altını çizdiğim yerlerden şöyle bir okumak istiyorum. Mesela diyor ki bu kitapta her şeyi kaybetmeyi göze aldığınız an istediğiniz her şeyi yaratmayı da göze İstediğiniz her şeyi de yaratabileceğiniz andır diyor. Başka bir cümlesinde de hayal edebildiğinizin daha da ötesine geçtiğinizde gerçek bir hanımefendi olursunuz diyor Gary Bey. Bir hanımefendi herhangi bir değişikliği hiçbir zaman bir kayıp olarak görmez. Aksine bunu bir olasılığın büyümesi, genişlemesi yani ona burada benim için ne gibi değişiklikler, nasıl yaratımlar mümkün diye yaklaşır diyor. Yani aslında hep sorular dediğim gibi sordurtmakla alakalı bir kitap. Bunun yanı sıra diyor ki mesela insanlar her zaman söyledikleri şeyi ima etmezler ve aslına bakarsanız insanlar genelde zaten söylediklerini de söylemezler diyor. Böyle akıl karıştırıcı, mantığınızın çok dışında olan cümleler de var. Ve zaten Access'te benim en azından deneyimlediğim arkadaşlar, öğrendiğim, aklımla kavradığım demiyorum. Deneyimlediğim ve bildiğim bir şey varsa o da zihinden ve duygulardan özgürleşip sorular sorup şu anda kalmayı çok daha iyi deneyimleyebilmekle ilgili diyebilirim açıkçası. Çünkü gerçekten zihninizin olduğu yer belki de yargılarımızın en çok olduğu yer ve de yargılamaya müsait olduğumuz bir yer. Ama yargılamadığımız zaman biz anda olabiliyoruz. Neyse ben böyle çok fazla da dağıtmayayım. Sonuçta bu böyle 6 kitabı size anlattım. Bir kitap önerisi videosu. Ama arada böyle parantezler açacağım. Şimdi bir diğer kitabımıza geçiyorum.
Sıradaki kitap arkadaşlar, yani okuduğum ikinci kitap Talk to the Entities kitabıydı. Şöyle göstereyim ve bu kitap Shannon O'Hara'nın kitabı. 2010 yılında çıkmış. Shannon da bu arada Gary'nin üvey kızı, yani işte Gary'nin eski karısının kızı ve 4 yaşından beri Gary ile büyüyor. Hani bu kitapta zaten hani gerçek hayata dayanan, hani diye bu kitapta gerçek hayata dayanan bir sürü öyküler var Shannon'ın yaşadığı ya da deneyimlediği. Ve hani okursanız, yine bu kitap bildiğim kadarıyla Türkçe'ye çevrilmedi ama hani İngilizceniz varsa ya da umarım belki ilerleyen zamanlarda Türkçe'ye de çevrilebilir. Eğer ki talep gelirse, hani eminim çevrilecektir diye düşünüyorum. Neyse, yani bir sürü gerçek öyküler var. Şimdi neden bahsediyor? Zaten Talk to the Entities dediği, entities arkadaşlar enerji demek. Hani öldükten sonra dünyada kalan enerjilerle ilgili çok kabaca. Ve yani çok derine girmeyeceğim. Bu arada inananlar vardır, inanmayanlar vardır. Bunu saçmalık olarak bulan vardır. Yargılayanlarınız vardır. Özellikle bu videoyu ve bence hayatta hiçbir şeyi yargılamadığınız bir yerden bakmak çok daha fazla katkı sağlayabilir. Onu da söylemiş olayım. Yani Shannon'ın büyürken aslında bu yolculuğa nasıl başladığı, bunu biraz ele alıyor. Çünkü küçükken bile işte mesela bir antikacıya gidiyorlar burada bir öyküde. Ve Shannon daha 8-9-10 yaşlarında, o hani böyle orada bir kasa gibi bir şey var. Onun üzerinde bir kadın görüyor ve hani anlayamıyor. Hani gerçek değil o kadın. Hani kimse çünkü onu görmüyor. Söylüyor işte birilerine, annesine falan, babası falan, hani sen deli misin diyor. Tabii geri böyle yaklaşmıyor. Geri de tam aksine ona sorular sorduruyor. İşte ne görüyorsun? Tam olarak sana nasıl, hafif mi hissettiriyor, ağır mı hissettiriyor gibi gibi böyle sorularla aslında bunun bir hastalık olmasındansa, belki de şizofreni gibi ya da akıl hastanesine kapatılacak derecede bir hastalık gibi görülmesindense, hani sonuçta o yaşta melekeleri mi deniyor, hani açık ya, ve geri onu çok farklı bir şekilde yönlendirdiği ve ilaç aldırmadığı, hani bu arada kimseye aman ilaç almasın, aman ilaç alsın demiyorum arkadaşlar. Sadece bu kitabı anlatıyorum. Onu söyleyeyim, hassas bir konu. O yüzden de Shannon bu anlamda çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Hani hep sorular sorduğu için hani onun bir entity olduğunun bilincinde olarak ve hani kafayı yemiyor açıkçası, hani normal olmadığının farkında ama kafayı da yemiyor diyeyim. Çok kabaca söylüyorum size. Çünkü bunu gerçekten anlatırken biraz zorlanıyorum, hassas bir konu olduğu için. Ve bu entity'leri temizlemekle ilgili bir kitap. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela işte bir yerde diyor ki işte çok fazla alkol alan biri var bu hayatta. Ve gerçekten bu kişi alkolik ya da çok hani hap alıyor, bir şey alıyor. Yani bağımlı derecesinde içiyor. Ya da seks bağımlısı ya da işte neyse, hani böyle bir şekilde bir bağımlılığı varsa diyor. Genelde o kendisinin değil de bazı entitiler ona içirmeye çalışıyor olabilir diyor. Ve bunları da temizlediğimiz zaman aslında o kişinin hayatı çok hafifleyebilir. Dediğim gibi kısacası Shannon O'Hara'nın yolculuğuyla alakalı bu kitap. Mesela şöyle bir şeyden bahsediyor. Eğer mesela biri vefat ediyor ve söylemek istediği bir şey vardı, onu sevdiği kişiye söyleyemedi ve gözleri açık gitti denir ya hani bizde. O şekilde bir ölüm gerçekleştiyse burada diyor ki o bilgiyi verene kadar ya da onu söyleyene kadar aslında o ruh diyeyim hani ya da o entity o kişiyi bırakmıyor. Bir şekilde sesini duyurmak istiyor ve bizler de ondan korkarsak, hani kaçarsak, o aslında daha da kendini duyurmak için bir şekilde o kişinin hayatında yer almaya çalışıyor diyeyim. O yüzden de zaten hani o entity'nin söylemek istediği, mesela özellikle bu vefat durumlarında neyi söylemek istiyor? Belki sadece özür dilemek istiyor yaptığı için. Belki pişmanlığıyla gitti diyelim o kişi, hani vefat etti. Gibi gibi, yani böyle konular. Bunun yanı sıra altını çizdiğim, ben bu arada yine altını çok çizerek okuyorum artık, zaten bunu biliyorsunuz. Uyuşturucu ya da alkol kullanımı o kişiye alkol ve uyuşturucu enerjisini seven entity'leri çekebilir diyor, onun etrafında olmayı.
Ve o entity'leri temizledikçe insan daha hafif ve daha rahat edebilir diyor. Bunun gibi şeyler, yani seçim sadece bir seçim. Aslında bu da tamamen seçimle ilgili ama konu başlığı olarak entity'lerle ilgili. Dediğim gibi yani eğer isterseniz Kardelen bu konu ilgimizi çekti derseniz ben bu entity'lerle ilgili gerçi iki kitap okudum ama öğrendiklerimi belki başka bir videoda sizinle paylaşabilirim. Ya da eğitimleri aldıkça tabii ki de paylaşmamam gereken bilgiler de olabilir. Sonuçta hani eğitimleri böyle olduğu gibi zaten paylaşmıyoruz, hani öyle bir durum yok, hani isteyen eğitim alır diyeyim. Ama böyle daha detaylı belki bu kitabı işleyebilirim ya da bir kitap daha var, o ikisine değinebilirim diyorum ve üçüncü kitabımıza geçiyorum arkadaşlar. Okuduğum bir diğer kitap arkadaşlar, Seks 4 harflik bir kelime değildir. Ve bu kitap aslında beni yani 2005 yılında yazılmış bir kitap ve Türkçe'ye zaten çevrilmemesinin sebebi bence hani başlığından da belli. Tabii ki de bu benim bakış açım da olabilir. Keşke bütün kitaplar Türkçe'ye gayet hani güzel bir şekilde çevrilse, ki eminim ilerleyen zamanlarda çevrilecektir. Ama bu kitap böyle Access'te çok duyduğum, bildiğim kitaplardan biri değildi. Böyle hep bir itelenmiş, hani konusu cinsellik olduğu için büyük ihtimalle, bir kitaptı ve ben özellikle okumak istedim. Çünkü ben şuna inanıyorum. Neyi ne kadar bastırırsak kendimizde ya da bir toplumda o kadar aslında çıkmak istiyor. Ve bir şeyi ne kadar normalleştirirsek hem kendi içimizde hem de toplumda aslında ona olan yargılarımız, bakış açılarımız o kadar dağılıyor. Ve o bastırdığımız şey kadar yoğun hissetmiyoruz onu. Yani cinsellik de normal bir konu. Hepimiz sonuçta bir anne bir babadan doğduk yani. Dolayısıyla hani bunu böyle abartmaya ya da başka konularla ilgili de yani bastırdığımız şeyleri belki bastırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu kitapta ilişkinin 5 olmazsa olmazıyla alakalı. İşte hatırladıklarımı söyleyeyim mesela. Güven, izin vermek, kırılgan olmak gibi gibi böyle 5 tane dinamiği var. Onu anlatıyor bu kitap. Bunun yanı sıra tabii ki de cinselliği ele alıyor ve aslında cinselliğe bakış açımız ya da yaklaşımımız nasıl olsa hayatımız daha doyumlu olur. Biraz buna bunu yani bize sorgulatıyor diyeyim. Bunun yanı sıra tabii ki yargıyla ilgili konulara da değiniyor. Çünkü cinsellik ve din gibi konular, dinle ilgili bir kitabı yok bu arada hani Access'in, ama hani bazı konular çok fazla bakış açısının olduğu konular olduğu için Access'te mesela bu cinsellik konusuna hani değiniliyor. Hani o bakış açılarını, yargıları da dağıtmak adına. Bu benim gözlemim bu arada. Bunun yanı sıra bedeninizle ilgili farkındalıklar da var. Yani bedeninizin ne istediğini sormak, gerçekten bedeninizle iletişim halinde misiniz? Hani bunu da görebiliyorsunuz. Hani bu konuyla ilgili farkındalıklar da edinebilirsiniz. Ve hani soru sormanın önemiyle ilgili bir kitaptı. Dediğim gibi yani öyle kolay okumadım ben de. Sonuçta Türkiye'de büyüdüm ve Türkiye'de cinsellik konusu çok bastırılıyor. O yüzden böyle biraz rahatsız olarak okudum. Ama okumayı da seçtiğim bir kitaptı. O yüzden böyle bir seçiminiz varsa ben sizi şimdiden kutluyorum diyeceğim. Burada mesela işte o 5 hani ilişkinin dinamiği. Onore etmek, güvenmek, izin vermek, kırılgan olmak ve şükran duymak arkadaşlar. Bunun yanı sıra mesela şöyle bir şey diyor. Bunun yazarı da Gary ile Dane yazmış bu kitabı. Dane de zaten Access'in yaratıcı kurucularından biri, Dr. Dane. İnsanlar ellerini hareket ettirmelerinden çok fazla şey söylerler size. Bir de onların bedenlerini nasıl hareket ettirdiklerine bir bakın diyor mesela. Ya da başka bir yerde, eğer biriyle bir ilişki kurmak sizi genişletiyorsa ve varlığınızı büyütüyorsa o zaman ona doğru gidin. Ama küçültüyorsa tabii ki de gitmeyin. Bu şekilde mesela neyse çok fazla bunun derinlemesine inmeyeyim. Çünkü 3 kitap daha var anlatacağım ve videoda zaten uzun oluyor. O yüzden bu da böyle bir kitaptı. Okuduğum 3 kitap da gayet güzeldi arkadaşlar. Üçünü de okumaktan çok keyif aldım diyebilirim. Şimdi dinlediğim diğer 3 kitaba geçiyorum. Türkçe'ye çevrilen ve dinlediğim
İlk kitap Money Isn't the Problem, You Are kitabıydı. Dane ve Gary'nin. Türkçesi de Para Problem Değil, Sizsiniz olarak çevrilmişti. 2012 yılında basılmış ve ben bu kitabı dinlediğimde aslında bayağı şaşırdım. Yani şunlara şaşırmadım. Bunlar zaten bence her Access kitabında var. İşte sorular sordurtuyor, farkındalığınızı gerçekten arttırıyor ve wow, hiç böyle bakmamıştım, hiç böyle yaklaşmamıştım. Gerçekten böyle bir şey mümkün, bu olabilir diyorsunuz. Ama bir de bunun yanı sıra aslında sizin bakış açılarınızla parayı nasıl yaratmadığınıza da değiniyor. Ya da para, bolluk, bereket aslında gerçekten belki de hiç sorun değil ve biz bunu kendimiz bakış açılarımızla, yargılarımızla, düşüncelerimizle, belki çocukluktan gelen inançlarla nasıl hani tırnak içinde sorun haline getiriyoruz. Bunlarla çok ilgili bir kitap ve hani parayla ilgili, yani aslında kitap hem parayla ilgili hem de sadece yaratımla ilgili bir yerde de, ama böyle çekim yasası gibi bir yaratım değil. Farkındalık dolu bir yaratım, öyle söyleyeyim size. Ben dediğim gibi bir kere dinledim ve yani ben de wow diyerek dinledim. Ya yani birçok kitapta öyle oluyorum ben zaten, Access alanında okuduğum ya da dinlediğim kitaplarda. Ama defalarca kez dinleyeceğim, en az iki kez daha dinlerim. Ve hani ekstra sorularınız da bu arada olursa yorumlara yazın lütfen. Hani video çok uzamasın diye böyle detaylı detaylı anlatmıyorum. Aslında öyle anlatmaya bayılıyorum, hani biliyorsunuzdur beni. Ama hani ekstra sorularınız olursa da belli kitaplarla, bu anlattığım kitaplarla ilgili tabii ki de yanıtlarım. Bu arada yine parantez açarak şunu söyleyeyim, hani anlattığım bu kitapların dışında bir sürü başka kitaplar da var. Hani sadece bunlardan ibaret değil, çok fazla kitap var. Yine Türkçe'ye çevrilmeyen birkaç kitap daha var. Hatta şu an okuduğum Talk to the Animals diye, hani hayvanlarla konuşmak diye bir kitap okuyorum. O da çok etkileyici diyorum ve sıradaki kitabımıza, dinlediğim diğer kitaba geçiyorum. Bu kitapta arkadaşlar yine Shannon O'Hara'nın 2020 yılında yayınlanan Beings of Light kitabı. Bu da Türkçe'ye çevrilmeyen bir kitap ve bunda da aslında şundan bahsediyor tam olarak. İşte mega beings, yani mega olan varlıklar var bu evrende. Melekler var, koruyucular, ışık varlıkları ve hepsi aslında muazzamlık yaratmak için buradalar ve bize bir katkıda bulunuyorlar. Bu ışık varlıkları ne demek? Hani bize nasıl katkıda bulunuyorlar? Hani böyle çok, zaten 132 sayfalık bir kitap olması lazım. Hani dinlemesi çok kolaydı ve yine bunu da ben 2-3 kez daha dinlerim. Dediğim gibi hani okurken daha fazla sindiriyorum. Ama dinlerken böyle başka işlerle de meşgul olduğum için hani biraz eksik kalıyor gibi. Bu da güzeldi. Böyle daha hani hafif bir kitap. O yüzden özellikle hani Kardelen bana biraz daha bilgilenmek istiyorum, hani daha derin bir kitap istiyorum derseniz bu Talk to the Entities kitabını okuyun derim. Ama Beings of Light da böyle hani güzel, kısa zamanda okuyabileceğiniz, bitebilecek bir kitap diyebilirim size. Son olarak da arkadaşlar Beyond the Utopian Ideal diye bir kitap. Bunun Türkçe çevirisi yine yok ama Ütopik İdealin Ötesinde diye çevrilir Türkçe'ye. 2014 yılında yayınlanan bir kitap. Gary'nin yazdığı bir kitap. Ve size şunu söyleyeceğim. Bütün anlattığım bu kitaplar arasında hani Kardelen hangisini okuyayım, hangisini önerirsin derseniz, ben kesinlikle Beyond the Utopian Ideal kitabını okumanızı öneririm. Bu arada Audible'a üye olunca ayda bir sanırım bir kitap alabiliyorsunuz. Yani belli bir miktar işte para ödüyorsunuz ve hani bir kredi veriyorlar size. Ayda bir verilmesi lazım ama ayda bir ben kitap alamıyorum. 2 ayda bir falan oluyor nasılsa. Neyse, o şekilde hani bu kitabı aldım ve aldığınızda da zaten hani istediğiniz zaman dinleyebiliyorsunuz. Artık satın almış oluyorsunuz. Hani kütüphanede kalıyor. Bu Beyond the Utopian Ideal arkadaşlar şununla ilgili. Şimdi not aldım, oradan ilerleyeyim. Öncelikle anda kalmak ve sorudan işlemekle. Çünkü dediğim gibi zaten yargıladığımız her an ya da bir bakış açısına sahip olduğumuz iyi ya da kötü her an anda kalmaktan vazgeçiyoruz bir yerde. Ve bu belki bizim bilinçli seçimimiz değilmiş gibi gözükse de farkındalığımızı feda etmeyi seçiyor olabiliriz. Bir de bu bakış açısından ya da bu yerden bakmaya ne dersiniz diyorum. Bunun yanı sıra gerçek sandığımız konseptler ya gerçek değilse ve bizi sınırlıyorlarsa, ama bu kitap
cidden başkaldıran ve çığır açan bir kitap. Çünkü aile, arkadaşlar, kültür, cinsellik, birçok alanda aslında bunların hepsi ya ütopik bir idealden ibaretse ve gerçek değilsenin üzerine kurulu bir kitap. Yani size şöyle söyleyeyim. Kardelen, ben olduğum yerden çok memnunum ve değişim beni korkutuyor diyorsanız bu kitabı okumak sizi büyük ihtimalle rahatsız edecektir ki ben olabildiğince değişime açık bir insan olduğumu düşünüyorum. Buna rağmen beni de rahatsız eden birçok nokta oldu okurken. Çünkü her şeyi feda, nasıl diyeyim, her şeyi kaybetmeye gönüllü olduğunuzda arkadaşlar, aslında her şeyi kazanmaya da, tırnak içinde kazanmaya ya da her şeyi alıp kabul etmeye de gönüllü oluyorsunuz. Yani bu aslında böyle bir kontrast, hani Abraham'ın da hep dediği gibi burası bir kontrast dünyası olduğu için biraz da bundan ibaret. Ama o yargısızlık, o birlik, o anda olma haline ve yerine geçmek için ve orada da kalabilmek için aslında bunlar böyle çok karışıkmış gibi gelen ama belki de çok basit ve gerçekten mantığınızı devre dışı bıraktığınızda çok da bildiğiniz bir yer. Ama bu kitap kısacası bunlara değiniyor. Dediğim gibi sizi biraz rahatsız edebilir, konfor alanınızın dışına da çıkarabilir. Bunu da hani söylemem gerekiyor. Çünkü ben olabildiğince, hatta olabildiğince değil, her şeyi ne deneyimliyorsam, neyse benim duygu ve düşüncelerim, o şekilde paylaşıyorum başından beri. Aman da bu sizin hoşunuza gider diye paylaştığım bir şey olmadı açıkçası. Çünkü en önemlisi benim gerçeğim neyse size onu kendimce ifade edebilmek. Kısacası arkadaşlar böyle. Yani eğer ki bu anlattığım kitaplar size biraz farklı, biraz değişik, Kardelen nelerden bahsettin sen böyle falan diyorsanız aslında belki de o kadar karışık da olmayabilir. Evet biliyorum, hani öyle roman gibi, öyküler gibi böyle alışık olduğumuz tarzlar değil bunlar. Tam tersine zaten yine videonun en başında söylediğim gibi farkındalığımızı yükseltmeye, bilincimizi açmaya, daha da gerçekten bize sorular sordurtmaya yönelik kitaplar. Uyuyorsak eğer mesela, bizi uyandırmaya yönelik kitaplar. Böyle wake up call vardır ya, hani uyan çağrısı diyeyim. Öyle kitaplar. O yüzden hani bu kitaplara da ve bu videoya, anlatımıma da böyle yaklaşırsanız gerçekten ben çok minnettar olurum diyorum. İzlediğiniz için de kocaman mahalo diyorum. Her hafta 6'da video geliyor. Zaten artık bir süredir takipteyseniz bunu biliyorsunuz. Bunun yanı sıra Instagram'dan takipte kalmak için şuralara bir yerlere bırakıyorum. Şuraya büyük ihtimalle. Oradan takipte kalabilirsiniz. Zaten hani storylerden falan daha anlık bir şekilde iletişimde olabiliyoruz. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda yine videoları sevdiyseniz, paylaşırsanız da bu çok hoşuma gider. Çünkü böyle birbirimize katkı sağlamış oluruz. Access'te şey var, gifting and receiving. Yani alıp kabul etme ve hediyelendirme. Bence bu çok kıymetli. Ben çok seviyorum. Neyse, böyle bir şey daha var. O geldi aklıma. Şimdi size kapanışta bunu da söylemek istedim. Her video bu kadar uzun olmuyor ama 6 kitabı anlatınca da video uzayıverdi. Umarım sonuna kadar izleyen herkese gerçekten tekrardan mahalo diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Artık daha fazla uzatmayayım. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Ay. Bitti. Bitti, 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 bitti. Arkadaşlar gerçekten yani bu nem, bu sıcaklar zor geliyor. Bayağı sıcak. Sıcak da önemli değil. Hani 30 derece ama hissedilen 38 vardır ya, öyle bir nem. Nemden dolayı. Yoksa sıkıntı yok. Neyse, böyle.